Siyasete yönelik konu başlıklarıyla devam edeceğiz. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir bizlerle birlikte. Gürkan Demir, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin Seda. Teşekkürler. Bu haftanın gündem maddelerinden biri HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu konusuydu. Semra Güzel'in nerede olduğuna ilişkin yavaş yavaş veriler çıkmaya başlıyor aslında. Ancak vekilliği de gündeme geldi ve vekilliğinin 5 toplantıya katılmazsa düşürüleceği ifade edildi. Son gelişmeler Semra Güzel ile ilgili neler? Ankara'da neler konuşuluyor? Senden dinleyelim. Bu konuda AK Parti'nin ortaya bir irade koyması son derece önemli. Çünkü parlamentoda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP temsil ediyor. Onların sağlayacağı, yani onların gündeme getireceği önergeyle birlikte Semra Güzel'in milletvekilliği düşürülebilir. Şimdi birkaç yol var bir kişinin milletvekilliğinin düşürülebilmesi için. Bunlardan birisi milletvekilliği sürecinde yargılanırken eğer bir hapis cezası aldıysa ve o hüküm onaylandıysa o koşullarda o onaylanan hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunuyor ve ardından o kişinin milletvekilliği düşürülüyor. Diğer bir yandan çok sık başvurulmayan bir yöntem aslında bu. Çünkü çoğu milletvekili bu duruma düşebiliyor. Bir ay içerisinde 5 kez mazeretsiz bir şekilde Meclis Genel Kurulu'ndaki çalışmalara katılmazsa o kişi hakkında yapılacak oylama sonucu da milletvekilliği düşürülebiliyor. Semra Güzel hakkında ne olmuştu? Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Ne için? Terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne finansman sağlamak suçlarıyla yargılanabilmesi için. Çünkü hem terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıktı. Teröristlerle samimi pozlar verdiği, eczaneye girdiği, orada birkaç yönlendirme yaptığı, onlarla PKK'larla futbol oynadığına dair fotoğraflar ortaya çıkmıştı. İşte bu Semra Güzel'in hakkında terör örgütüne üyeliği kapsamında bir fezleke düzenlenmiş meclise gönderilmişti. Yapılan görüşmelerde terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında dokunulmazlığı kaldırıldı. Bir diğer dosyada terör örgütüne finansman sağlayan erzak götürdüğü tespit edilmişti. İfadelerde PKK'ların ifadelerinde vardı bu. Semra Güzel'in PKK'lılara erzak taşıdığı o da terör örgütüne finansal suçuna giriyor. Bu kapsamda da o dosyada ayrıca görüşülerek orada o konuda da hakkındaki yasama dokunulmazlığı kaldırılmış ve dosya yargının yani savcılığın önüne gitmişti. Savcılık da Semra Güzel'in tutuklanmasına karar verdi. Ancak Semra Güzel beyan ettiği adreste bulunamadı. En son Semra Güzel'in Suriye'ye geçtiği iddia edildi ve orada terör örgütünü kontrol ettiği, işgal ettiği alanlarda hayatına devam ettiğine dair bilgiler geldi. Zaten firar edeceği daha bu tartışma ilk gündeme geldiğinde saptanmıştı, tespit edilmişti. Semra Biz Güzel de bir de çıkıp tartışma şu an... programlarında, ulusal kanal ekranlarında da bunu konuştuk aslında. Kesinlikle firar edeceği belliydi bu. 2-2 daha 4'tü. Semra Güzel şu açıklamayı yapmıştı. Ben adresimdeyim. Ben almak isteyen gelsin alsın beyanında bulunmuştu. Ama adrese gidildiği zaman Semra Güzel'in orada olmadığı görüldü. Yasa dışı yollardan öyle elini kolunu sallayarak değil onun altını çizmekte fayda var. Yasa dışı yollardan sınırı geçerek PKK PYD'nin kontrol ettiği bölgeye geldi. Özetle şu anki geldiğimiz noktada AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan'ın yaptığı değerlendirme ve ortaya koyulan irade son derece yerinde olmuştur. Ve Semra Güzel'in bir an evvel 5 oturuma katılmadıktan hemen sonra ilgili işlemlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlatılarak artık milletvekilliğinin de düşürülmesi, milletvekilliği maaşı almaması, milletvekilliği özlük haklarından faydalandırılmaması gerekiyor. Bu bir an önce sağlanması bir nebze de olsa özellikle Diyarbakır anneleri başta olmak üzere terörle mücadele eden Türk milleti için bir nebze de olsa bir yüreklere su serpilmiş olur. Ama tabii Semra Güzel tek başına ele alınacak bir olay değil. Onun da altını çizmekte yarar var Seda. Çünkü Semra Güzel gibi onlarca isim var HDP'nin içerisinde. Hatta HDP'nin milletvekillerinin tamamına yakınının Semra Güzel profilinde olduğunu söyleyebiliriz. Teröre destek veren, terör propagandası yapan, terör suçluyu öven, cezaevindeki suçlulara sahip çıkan bir pozisyondalar. Meclis Genel Kurulu'nda terör örgütü lehine sloganlar atılması, komisyon çalışmalarını tıkaması ve benzeri gibi bir durum var. Yani terörle bütün ilişkisi ortada olan bir HDP'den ve
milletvekillerinden bahsediyoruz. O yüzden bir, burada HDP kapatma kararının gecikmeden bir an evvel sonuçlanması, HDP savunmasını yapar yapmaz. İki, bu mecliste bulunan milletvekillerinin de zaten hemen hemen hepsinin hakkında birden fazla fezleke var. Yani yargılanmalarını sağlayacak bir unsur var. Yaklaşık 1200 ila 1300 dosya var HDP'ler hakkında. Bu demek ki 55 milletvekilinin tamamına yakının fezlekesi var ve hepsinin birden fazla dosyası var demek. Orada da o yasama dokunulmazlıklarının bütün milletvekillerinin kaldırılıp onların yargı önüne çıkartılması, gerekli cezaların verilmesi ve milletvekillerinin de onların da kaldırılması gerekiyor. Meseleye böyle topyekün bakmakta yarar var. Sadece dediğim gibi konu Semra Güzel'den ibaret değil. Biz bugünkü konu başlığının kapsamında olgu Semra Güzel olabilir ama bugün bütün HDP'nin tamamı Semra Güzel gibidir ve bir an evvel kapatılması, milletvekillerinin de düşürülmesi önümüzde bir ihtiyaç olarak duruyor. Burada da önemli bir örnek var geçmişte. 2016 yılında geçici bir kanuni düzenleme yapılarak, geçici bir maddeyle bu düzenleme yapılmıştı. O tarihe kadar olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelikti. Bu formül bugün de işletilebilir. AK Parti geçici bir kanun düzenleme yaparak bütün milletvekillerinin vekilliğini, o dokunulmazlıklarını kaldırabilir, mevcut fezlekesi olanların ve yargılanması sağlanabilir. O zaten Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi terör örgütünün önde gelen liderlerinin, sözde liderlerinin bu süreçten sonra zaten yakalanıp cezaevine atıldığını görüyoruz. Bir nebze de olsa etkisiz hale getirildiklerini görüyoruz. O açıdan böyle bir düzenleme de hızlıca yapılabilir. Çünkü 1200 ila 1300 dosyayı tek tek ele almak, onları görüşmek, onlar hakkında raporlar yazmak, yani bu aylar değil yıllar alacak bir süreç. Çünkü uzun bir süreç istiyor. İşte komisyonlar toplanıyor, karma komisyon toplanıyor, rapor hazırlıyor, savunmalar, ifadeler. Yani onlarca işlemden geçiyor ve bu süreci uzatıyor. O açıdan da bu kanuni düzenlemenin geçici bir maddeyle bu yapılabilir diye düşünüyorum. Gürkan Demir, HDP'nin kapatılmasına ilişkin yorumlarımızı yapıyoruz burada. Hukuki olarak dayanakları da söylüyoruz. Keza Demirtaş'ın tutukluluğunun, Kavala'nın tutukluluğunun sebebini temellendiriyoruz yine hukuki yorumlarla. Bunları söylüyoruz ancak Meral Akşener bir televizyon programında bir yorum yaptı ve Kavala ve Demirtaş'ın hukuki olarak neden tutuklu olduğunu bilmediğini ifade etti ve Türk yargısına da şaibeli ifadesini kullandı. Biraz önce sizle çok açık bir şekilde HDP'nin kapatılma sürecini, aslında Semra Güzel'in hangi suçları işlediğini konuştuk ve bütün bunlar hukuki suçlar. Nasıl olur da bir partinin genel başkanı Demirtaş'ın tutukluluk sebebini hukuki olarak bilmez ve bir televizyon kanalında böyle bir yorum yapabilir sizce? Şimdi bunun temeli şuna dayanıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye meşruluk atfediyor ve şu sözü kullanıyor CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu. Seni başkan yaptırmayacağız dediği için bugün Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olduğunu söylüyor. Akşener de bu cümlenin önünü kırpıp, arkasını kırpıp ortaya işte şaibeli ifadesini getirmiş ve bunu kullanıyor. İkisinin birbirinden bir farkı yok bence. Ve bu süreç içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in hem Osman Kavala için hem Selahattin Demirtaş için Türk yargısını hedef gösteren, adalete olan güveni sarsacak değerlendirmeler yapması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e biçilen misyonun da bir gereği olduğunu söyleyebiliriz. Burada İYİ Parti'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağını hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye seçim sürecine de bir noktada başladı. Orada HDP ile birlikte yola devam edecek mi? Altılı ittifakın içerisinde yer alacak mı? Oradan ayrılacak mı? Bütün hepsini önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz ama bugünkü olgulara baktığımız zaman Meral Akşener işte Soros'un Türkiye'deki faaliyetlerinin liderliğini yapan, Soros dediğimiz zaman da ülkelerin iç işlerine müdahale etme aracı olarak tarif edilen işte fonlar, vakıflar, kuruluşları desteklemeler ve benzeri gibi faaliyetlerde iç çatışma, kaos yaratma süreçlerine rol alan bir vakıf ki 15 Temmuz'dan önce ABD'nin psikolojik elemanları var, işte sahada kullandığı CIA elemanları var. Onlardan biri Senir Barke. Onlarla birlikte Osman Kavala'nın
15 Temmuz öncesinde hazırlık toplantısı yaptığı ortaya çıktı ki bu suçtan da yargılanıyor Osman Kavala. Ya böyle bir insan için, bu kişiler için çıkıp da böyle demek hakikaten akıl kâr işi değil. Kaldı ki Selahattin Demirtaş, yani Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, ona ait nakitçi ifade kullanıyorum, PKK'yı bir silahlı halk hareketi olduğunu iddia etmesi, efendim söyleyeyim PKK'nın terör örgütü olmadığını savunması, onların barış elçileri olduğunu iddia etmesi, Kobani olayları diye tarif edilen 6-7-8 Ekim terör olayları, kentlerimizin yakılıp yıkılması, işte Yasin Börülerinin katledilmesi, polislerimizin, askerimizin yaralanması, kamu mal varlığının zedelenmesi, onların zarar görmesi, onların talan edilmesi gibi bir süreç yaşadı Türkiye. 35 kişinin yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, hayatına mal olan bir süreç. Selahattin Demirtaş o süreçte halkı sözde isyana çağıran, sokağa çağıran açıklamalar yapmış. Şimdi bunlar şaibeli şeyler mi? Tuncay Hiç Özkan da mi? geçtiğimiz günlerde Demirtaş için çok olumlu cümleler kullanmıştı. Aslında eş güdümlü giden bir süreç. Özkan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı, o da ziyaret etti Selahattin Demirtaş'ı. Bakın Selahattin Demirtaş'a olan ziyaretler artıyor. Seçim yaklaştıkça burada da bir seçim sürecinin inşa edilmesi, onun ilmek ilmek Biden cephesi tarafından örüldüğü bir sürece giriyoruz. Yani durduk yere neden CHP'nin genel başkan yardımcıları peş peşe terör hükümlüsü olan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eder? Ayrıca Selahattin Demirtaş, bakın, terör hükümlüsü. Yani terör örgütü propagandasından hapis cezası almış, onanmış birisidir Selahattin Demirtaş. Yani o yüzden Selahattin Demirtaş'ı masum göstermek, barış elçisi göstermek de son derece yanlış. Ben Tuncay Bey'in o ziyareti yaptıktan sonra yaptığı açıklamaları, değerlendirmeleri şöyle tarif etmiştim. Dedim ki, yani Türk Ceza Kanunu'nda suçluyu övmek diye bir suç var. Selahattin Demirtaş da bir suçlu, bir terörist, terör propagandası yapan birisi Selahattin Demirtaş. O yüzden siz ona övgüler dizdiğiniz zaman suçluyu övmüş oluyorsun. İşinde bir bu boyutu var. Bunlar, bu ziyaretleri yaparken ve bu HDP ile ilişkileri koordine ederken, hesap kitabını yaparken, 3 oy alalım, 5 oy alalım veya Türkiye'yi yeniden Asya'dan koparalım, Atlantik rayına tekrar girelim, Doğu Akdeniz'den çekilelim, Kıbrıs'taki varlığımıza son verelim, Karabağ'dan çıkalım, Ermenistan'ı destekleyelim, Avrupa Birliği'ne girelim, Batı ile ilişkileri geliştirelim, Pakistan'da muhalefetin yanında olalım, Macaristan'da altılı ittifak orada da oluştu, onların yanında olalım gibi yaklaşımlar içerisine girmek Türkiye'nin hak ve menfaatlerine kesinlikle ve kesinlikle uymamaktadır. Biraz dış politika gündemine bir giriş yapmışken yeni haberler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı büyükelçilik atamaları ile ilgili oradaki sıcak durumu da sizden öğrenelim Gürkan Demir. Tabii dün gece şöyle bir haber düştü. Türkiye'nin Mısır'a da büyükelçi atadığına yönelik. Biz Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına, diplomatik kaynaklara sorduk bu bilginin doğru olup olmadığını. Onlar da Mısır'la hali hazırda Maslahat Güzar'ın görev yaptığını ve Maslahat Güzar değişikliği yapıldığını ifade etti diplomatik kaynaklar. Ha, biz gönülden isterdik ki Türkiye hakikaten, yani bu haberler hakikaten doğru. Heyecanlandırıcı bir haber olurdu eğer büyükelçi atanmış tabii olsaydı. Ama süreç oraya doğru da gidiyor. Bakın ya, yani Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha fazla gecikmeden Mısır'a bir büyükelçi atacağına dair süreç oraya doğru gidiyor. Çünkü Mısır'la ilişkileri normalleştirilmesi, adımları atılması önemliydi. Türkiye'nin, Mısır'ın, iki ülke halkının ve devletinin çıkarına da olan bir şey. Hem Doğu Akdeniz'de hem de yeni kurulan dünya düzeninde iki ülkenin, iki ülke halkının birbirine ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz. Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının sınırlandırılması, anlaşması yapılması, Türkiye'nin Libya ile yaptığında neler kattığını gördük. Hangi büyük sözde büyük projeleri bertaraf ettiğini gördük. Mısır'la da benzer bir anlaşmanın yapılması iki ülkeye ciddi kazançlar sağlayacak ve Kıbrıslı Türklerin varlığını kabul etmeyen Yunanistan, haliyle Amerika, haliyle Fransa da burada büyük bir ders almış olacak. O açıdan da Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi ve kademe kademe üst düzeye çıkartılması büyük önem taşıyor. Zaten şunu da eleştiriyorduk, yani diplomatik ilişkilerin kurulmamasını eleştiriyorduk. Ama bugün iyi bir sürece girildi. Bu sürecin yakından takipçisi ve destekçisi olacağız. Çünkü Türkiye'nin çıkarlarına olan şeyler, meselelere Ankara'nın gözünden bakıyoruz. O açıdan Mısır'a kısa süre içerisinde büyükelçinin atanması
büyük önem arz ediyor. Burada mesela bu konuya girmişken bölge ülkeleriyle ilişkiye de mercek tutmakta yarar var Sinan. Çünkü İsrail'le de normalleşme adımları başlatıldı. Oraya da daha önce büyükelçi atamaları yapıldığına dair haberler çıkmıştı. Hiçbiri doğrulanmadı. Burada Türkiye'nin Suriye'nin içerisinde, Türkiye'nin sınırlarının hemen dibinde terör örgütünü destekleyen, orada ikinci İsrail'i kurmak isteyen, yani Suriye'yi, Irak'ı, Türkiye'yi, İran'ı parçalamak isteyen İsrail'le normalleşilebileceği değerlendirilirken, neden terör örgütüne topraklarını vermemek için direnen PKK, PYD'nin ortaya attığı şartları kabul etmeyen Suriye ile ilişki kurulmasın? Yani Türkiye oraya da gidiyor. Yani Mısır'a da benzer tepkiler vardı. Bugün ilişkiler kurulmaya başladı, üst düzey olarak kademe kademe artan. Yarın bunun Suriye ile olmaması için de hiçbir neden yok. İsrail ile yapılabiliyorsa, ya kıyaslamak için söylemiyorum bunu da, Türkiye'nin önündeki gerçekleri açıklamak ve görmek açısından bunu söylüyorum. Suriye ile daha öncelikli bir işbirliği içerisine girilmesi, terörün üzerine daha kararlılıkla gidilmesi, daha az zayiatla terörün o bölgeden kökünün kazınıp atılması, haliyle 2. İsrail'in yani Amerika'nın yaratmak istediği oradaki terör devletine son verilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca Suriye'nin de bütün topraklarına hakim olması, istikrarı, refah, huzuru yeniden inşa etmesi büyük önem taşıyor. İşte Kilis'te, Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, yani Hatay'da oradaki vatandaşlarımız, işte tarımla uğraşanlar, sanayiyle uğraşanlar bir an evvel Suriye'ye ithalat, ihracat sürecinin başlatılmasını bekliyor. Dört gözle bekliyorlar. Çünkü geçmişte bu bölgedeki, yani Türkiye'nin dört bir yanında da vardı şüphesiz bu ticaret ağı, ama bölge halkı daha yakından hissetti. Yani bu az önce ismini telaffuz ettiğim illerimizde yaşayan işçiler, çiftçiler, sanayiciler. Çünkü sürekli girip çıkıyorlardı Suriye'yle, sürekli bir ilişki halindelerdi. Haliyle bu 11 yıllık savaş, bu süreç içerisinde bu ilişkiler koptu ve onlar da bundan olumsuz etkilendiler. Şimdi Türkiye'nin gıda güvenliğinden ve benzeri bahsederken veya ekonomik koşullarından bahsederken, Türkiye'nin önündeki üretim devrimini inşa etme sürecinde de Suriye'ye büyük görevler düşüyor. Suriye ile ilişkilere büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin Suriye'de yapacağı altyapılar ve benzeri gibi işlemler, sadece işte arpa buğday alıp satmak değil, orada yapacağı, inşa edeceği evler, binalar ve benzeri gibi müteahhitlik hizmetleri de Türkiye'ye büyük çıkar sağlayacak. Bakın Şam, Beijing'le, yani Çin'le bu konuları görüşüyor. Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusunu konuşuyor. Çin burada bir gelir elde edecek en nihayeti. Türkiye neden etmesin? Türkiye'nin de burada ciddi kazançlar sağlayacağı bir tablo var. Bu tarz şeyleri değerlendirmek, aynı Mısır'la olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin sınırlar, Türkiye'nin o deniz sınırları içerisinde kazançlarını sağlayabileceği bir tablo var. Suriye ile yapılacak doğrudan işbirliği konusunda. O açıdan da önemli. Bakın ithalat, ihracat, ekonomik açıdan Suriye ile iyi ilişkilere ihtiyaç var. Doğu Akdeniz'deki ABD'nin tehditlerine karşı Suriye ile ihtiyaç var. Suriye'nin içerisindeki terör örgütleri üzerinden ABD'nin yaptığı terör faaliyetlerine karşı, güvenliğimizi tehdit eden faaliyetlere karşı Suriye ile işbirliğine ihtiyaç var. Yani Suriye ile işbirliği Filistin'de de Türkiye'nin önünü çok açar. Irak'ta da Türkiye'nin önünü çok açar. Çünkü refaha ve istikrara kavuşmuş olan Suriye demek, Irak'ın da benzer bir süreç içerisine girmesi anlamına gelir. Irak'ın da kalkınması anlamına gelir. İran'ın da benzer şekilde. O yüzden bunları anlatıyoruz. Bu vurgular üzerinde duruyoruz. Gürkan Demir, teşekkürler. Son olarak Büyükelçi atamaları ile ilgili yeni ülkeler var mı? Onu da merak ediyoruz. Nerelere atandığı ile ilgili. Yani işte 30'un üzerinde isim, işte bazı Büyükelçi. Büyükelçiler merkezden gönderildi. Bazı büyükelçilerimiz, bazı büyükelçiler arasında kaydırma yapıldı. İsmi paylaşayım ben. Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hırvatistan'a büyükelçi olarak atandı. Yavuz Bey özellikle işte Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürecinde de gece gündüz demeden aktif olarak çalıştı. Daha öncesinde de zaten faaliyetleri vardı. Onu Sayın Çavuşoğlu ve AK Parti iktidarı büyükelçi olarak görmek istemiş. Orada da hizmet etmesini beklentisiyle Hırvatistan'a atanmış.
önemli bir atama olduğunu değerlendirebiliriz. Olmuş da Pakistan'da da değişiklik var ama söylediğim gibi en dikkat çeken isim, tabii bütün büyükelçilerimiz dikkat çekiyor. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyorlar. Çok önemli. Her birine büyük görevler düşüyor gittikleri yerlerde Türkiye ile o ülkelerin ilişkilerini sağlamak. Bu süreç içerisine Yavuz Bey de dahil olmuş oldu. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Gürkan Demir. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir bizlerle birlikteydi. Biraz Ankara'nın nabzını tuttuk. Birlikte HDP'li Semra Güzel'e ilişkin meclisin gündemi oldukça yoğun ve kilinin düşürülmesi durumu söz konusu. Aynı zamanda HDP'nin kapatılma süreci de Ankara'da en önemli başlıklardan bir tanesi. Bunun dışında Meral Akşener'in açıklamaları da oldukça önemliydi ki CHP'den FETÖ ve HDP'ye ilişkin zaten temaslar ve açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Yine elçiliklerin atanması konusu da gündeme geldi. Resmi gazetede elçilikler, Atahan Gelçiliği'nin nereye atandığı yayınlandı. Şimdi haberlerimize dönelim.